Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İsterseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. TradingView sitesi üzerinde bu haberi inceleyeceğiz arkadaşlar ve üzerine pek çok konuda konuşacağız. Şimdi bakalım ilk olarak ne diyor? Shiba Inu yatırımcılar ve destekçileri arasında en sık sorulan soru Shibarium ne zaman olmuş durumda? Tabii ki sıkça sorulan bir soru. Ee, dün özellikle biz de bunun üzerine sıkça soru sorduk ve cevapladık arkadaşlar. Şunu söylemek lazım. Bir e, tabii ki geçen hafta gelecekti gelmedi falan filan. Ee, çok büyük bir ihtimalle Mart'ın sonunda şu an en minimal şekilde bakın. En minimal Mart'ın sonunda. Çünkü biliyorsunuz Fed'in faiz kararıyla piyasa açılımı o zaman gerçekleşecek. Ekip de anlık etkiyi alabilmek için gözüne o zamanı kestirmiş durumda. Ha şunu söyleyeyim baştan. Yine... Fed'in faiz kararından sonra bir sıkıntı olur. Sıkıntıdan kasıt burada beklenti doğrultusunda değil. Yüksek bir faiz arttırımı olursa zaten piyasa düşer. Ha, ya da beklenti doğrultusunda olur ancak e, piyasa yön yukarı gitmezse yine getirmezler. E, bunu şimdiden söyleyeyim. Nasıl olabilir burada? Beklenti ne olacaktır arkadaşlar? Fed burada faizi arttırır. E, piyasa yön yukarı gider. Hiç değilse kısmen bile olsa yeşile bürünür. Ha tamam o zaman e, ekip de Shibarium'u Mart'ın sonunda getirecektir diyebilirim. Inu'nun baş geliştiricisinden gelen alaycı açıklama bu sorunun cevabına anlaşılmaz görünmesinde neden olabilir. Ancak Token ilerleyişini e, sürdürüyor. Shibarium'da dediğim gibi yani mesele budur arkadaşlar. Çok e, karışık bir durumda değil aslında. Ekibin niyetini anlamakta çok burada zor olmuyor Tabi Kusama zaman zaman işleri karıştırdı. her neyse durum böyle. Shiba Inu Londra merkezli BTCC borsasında alınıp satılabilir kripto para birimleri listesine eklendi. Shib'in BTCC borsasına eklenmesi 3 Mart'ta duyuruldu ve bu da muhtemelen halka açık ticari seçeneklerinin sayısını arttıracak. Yani tabii ki bu arada bu tarz listelemelerin entegrasyonların bu kadar ileri denli gelme durumundan yani buna sebep de tabii ki Shibarium arkadaşlar biliyorsunuz şu anda Shibarium çıkıyor. E Shibarium çıkıyor olduğu için Shibcoin üzerinde çok büyük etkiler bekleniyor. Uzun vadede yakımlar, büyük bir reklam. Daha şimdiden acemi traderların en çok alım yaptığı, en çok satın aldığı altcoin projesi Shiba iken... ...Shibarium'dan sonra neler olabilir bunu bir hesaplamak lazım. Hatta sırf bu denli popüler olmasından sonra zaten biliyorsunuz Binance'ın Shiba ile bir ortaklık kurup Shib token'ı e, ortaklaşa bir şekilde kullanabilme ihtimali çok şu anda güçlü gözüküyor arkadaşlar. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şimdi bakalım başka neler var ne diyor. Shiba Inu nasıl tepki verdi vermedi. BTCC SHIB token'ını ekleyerek Büyük kripto para alım satım platformları arasında köpek temalı meme coin'e artan ilgiyi gösteriyor. Binance kısa süre önce shib usd işlem çiftinin kullanılabilirliğini duyurdu. Bakın, bunlar da çok önemli. Yatırımcı genelde bunlara daha doğrusu küçük yatırımcı genelde bunları görmezden gelir. Mesela e, der ki, ya coin'i Binance listeledi, CoinBase listeledi, Kraken listeledi, tamam mı? Ama hangi paritenin açıldığına dikkat etmez. Şimdi Binance listeledi şu an coin'i tamam. BUSD ile listeledi tamam mı? Başka parite açmadı. Ya BUSD şu an kullanılmıyor bile listelese ne olacak? Ancak bir iki tane acemi trader giriş yapıp bu sebepten dolayı coin'i pumplar uzun vadede bir çok bir katkısı olmaz yani. Burada asıl önemli olan ne? Sen coin'i listeleyeceksin tamam mı? Devamında ne yapacaksın? Buna parite açacaksın diğer stable coin'lerde. Pariteden kasıt ne? Bakın işte mesela. Ne? Burada ne var? Şip, USDT ile BUSD paritesi var. Bakınız Türk lirasıyla var arkadaşlar. Euro ile var değil mi? BRL, Doge. Tamam mı? Var da var. Audio var. Ne kadar gereksiz şey varsa onları bile listelemiş adamlar. Daha ne yapsınlar? Allah'ını seversen. Audio ile kim şip alacak ya? Her neyse. ya durum bu şekilde. Buna da dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki ship USD ile seçenek de güzel. Buna ek olarak Coinbase ve Bitstamp gibi tanınmış pazar yerleri de artık token için alım satım desteği sağlamakta. Shiba Inu'nun günlük zaman dilimi analizi mevcut gelişmenin onu hiçbir şekilde etkilemediğini ortaya koydu. Ee, tabii ki etkiledi mi ya etkilemedi arkadaşlar en nihayetinde. Birincisi e, BTCC Shiba'yı pamplatacak kadar e, burada anlayabileceğiniz şekilde tamam Yani yukarı yönlü götürecek kadar büyük bir borsa değil. Öyle bir borsa yok şu anda zaten piyasada artık. Shiba'ya baksanız ya şu anda Shiba'da bakınız ki hacminin öldüğü nokta 138 milyon dolar. Yani coin piyasa yukarı çıktığında kolaylıkla 2 milyar dolarlı falan böyle şeyleri görüyor, hacimleri görüyor. Sen normali bir 2 milyar dolar olan bir coin'i listeledikten sonra senin hacmin belki 1 milyar dolar değil yani. Senin bütün borsan ona girse, borsanın içerisindeki bütün yatırımcı ona girse sen yine anca 2x götürürsün yani bu coin'i. Bu da imkansız bir şey ama hani şey yapıyorum. Ha tabii ki uzun vadede şu an kripto piyasası büyüyor. O borsalar da gitgide daha fazla kullanıcı kazanacak arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar uzun vadede Kartopu etkisiyle e, büyüyen şeyler. Ancak bunu e, özellikle piyasanın düştüğü bir süreç içerisinde bu denli bir borsa ship coin'i listelediği zaman bu e, SHIB coin'de kısa vadede bir pump hareketi yaratmayacaktır. Hem borsanın hacminden, SHIB'a'nın hacminden hem de e, piyasadaki genel durumdan kaynaklı olarak. Bunun yerine önceki 3 gün boyunca devam ettiği düşüş eğilimini sürdürdü. Bu yazı itibariyle token son 3 günde yaklaşık %1 ve toplamda yaklaşık %8 değer kaybederek bu pozisyonlara kadar düştü diyor. Normaldir arkadaşlar. Burada tabii bu videoda da teknik boyutta bir inceleme olmayacaktır. Ancak sonuçta piyasanın çöktüğü bir süreçteyiz. tekrar hatırlatmak istiyorum. Şu an bulunduğu fiyatlar alıma uygundur tamam mı? Varlık fiyat düşüşünün ardından Aresay Çizgisinin konumundan da görüldüğü gibi bir ay trendine girdi. RSI'nin e, nötr çizgisinin altına düşmesiyle güçlü bir şifayı eğilimi ortaya çıktı falan filan. Ne kadar süre daha önce belirsiz olsa da destek attı. Aynen 4.01'lerde şu anki kırılım 4.01-5.097 aralığına kadar düşüş sergiler. E şu an kademeli alım yapın dememdeki sebep de budur yani. Bu böylesi bir düşüş yaşarsa arkadaşlar tabii ki üzerine iyi alımlar gerçekleştirebilirsiniz diye ne bulunuyor. 4.0, 14 ve 15 dolar civarında ise direnç bölgesine sahip. Tabi piyasa döndüğü takdirde bu pozisyonları yoklar. Ama şu anda buna uygun bir süreç yok tamamen. Hacim ve aktif, e, ne diyor? Aktif adres durakları. Ayrıca şibin hacminin azaldığı görülmüş durumda. Azalmak ne kelime? Şibin hacmi yok oldu. Şip, şipte hacim yok yani şu an. Ama piyasanın tamamında böyle. Bu arada çok uzun bir zamandır böyle bir süreç olmadı biliyor musunuz? Yani... E, çok uzun bir zamandır piyasanın toplu halde bu kadar hacim düşürdüğü olmamıştı ya hatırlamıyorum yani. E, yok olmamıştı. Altcoin'lerin tamam mesela bu sadece Shiba için değil arkadaşlar. Mesela gelin bakalım şöyle Lunch 44 milyon dolar. Misal veriyorum. GMT ne var? 58 milyon dolar. Yani şimdi bunlar normal mi? Bakın mesela Bitcoin girelim 13 milyon dolar. Yani hiç ee, normal bir şey değil. Girelim Cake var mesela. 24 milyon dolar falan böyle. Yani saçma sapan bir şeyler tamam. Piyasanın bu şu anda tamamında böyle olacaktır arkadaşlar ve e, bu bu şekilde bir süre daha devam edecektir yani. Şubat ayında acım azaldı ve bu da daha az kişinin tokenla etkileşime girdiğini gösteriyor. Metric bu yazı itibariyle yaklaşık 145.6 milyon dolar gerçekleşti. Aktif adreslere ilişkin göstergede de bir düşüş Az önce ne oldu öyle ya? Yazıları falan götürdük şuraya. Ee, kaydedildi. Bu arada bakalım aktif adresler ne kadar... TİBA'da ara ara oluyor arkadaşlar. Toplu çıkışlar e, yapıyorlar. Şu anda da olmuş olabilir bakalım. Yok olmamış. Sürekli anlamda artıyor. Bu arada bu çok... E, bu gerçekten çok sağlam bir metriktir arkadaşlar. Yani sürekli artan adresler... Bu gerçekten... Yani bunu... E, faizi bu kadar düşük bir coin ile birleştirdiğinizde şu yorumu yapabiliyorsunuz. Evet bak bu coin yükselecek. Ya bu yorumu yapabiliyorsunuz o zaman işte. Ha, aks gibi kek gibi %100 faiz oranlısı olur o zaman yapamazsınız. E, ne diyor? Aktif adresle ilişkin gösterdi bir şu kaydedildi. 7 günlük aktif adres göstergesi bir önceki haftaya göre düşük gösterdi. Bir yazıldı sırada 30 binden fazla aktif adres vardı diyor. TİB'in son dönemdeki ilerlemesine verilen sessiz tepki göz önüne alındığında Shiba yükselişe geçmesi için sağlam bir katalizöre ihtiyacı olabilir. Hayır sağlam bir katalizöre ihtiyacı yok. Sadece e, piyasadaki FED'le birlikte bu ortam açılsın, güven ortamı bir gelsin piyasaya. Bitcoin yukarı yani korelasyon yetecektir arkadaşlar Shiba'ya. O kadar yani sağlam bir katalizöre falan öyle abartmanın da bir anlamı yok. Yani kaldı ki sağlam bir katalizörü de var Shibarium var. Potansiyel olarak bu desteği sağlayacak olan Şivarimli olabilir. Ancak bu etkinliği kesin zamanlaması hala belirsiz. Böyle arkadaşlar durumlar bu şekildedir. E, i̇zlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.